Sadece kadınlığımızın değil adımızın da konuşulacak Kadınlar Konuşuyor programından hepinize merhabalar. Bugün yine Aydın'da birçok kadına ilham olmuş ve kendi hikayesini yazmış sevgili Hülya ablamız, Keşkekçi Hülya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar. Çok teşekkür ederim, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, Allah razı olsun, hamdolsun. Sizleri görmek İyi. Daha güzel. Vallahi değil mi? Teşekkür ederim. Yani hep konuşuyoruz, hep biliyoruz yıllardır. Sizin artık hani keşkeğiniz gerçekten çok ciddi bir ün saldı, nam saldı. Ama bunun da bir öyküsü var. Birçok kız kardeşimize ilham olacak ama kısaca sizi tanıyalım. Hülya Yardımcı kimdir? Değil mi? Evet. Tabii ki Hülya Yardımcı. 1973. Koçarların bir köyünde doğan, göçmen kökenli bir ailenin kızıdır. Bizler elektrik görmeyen, suyu olmayan, yolu olmayan bir köyde yetişen bir ablamız. Gelin geldikten sonra hayatı değişen, biliyorsunuz göçmenlerin kültüründe çok keşkek yoktur. Evet. Evet, dedelerimiz oradan gelmiş. Hı hı. Koçarlı köyünde doğduk, büyüdük ama... Şöyle ailede olmayınca çok bir önemsenilmez düğünü görmekle. Neyse geldikten sonra bir teyzemiz düğünleri keşkek yapıyordu. Hı hı. Teyzemiz merak sardı, yoksa ben keşkeği aramadım. Şans denk geldi diyelim, hı hı, lafın özeti. Teyzeye dedim ki bunu bana öğretir misin? Şey, altın bilezikti bu. Hani derler ya eskiden ne öğrenirsen koluna, evet, takmış bir bilezik. Eminim ki el beceriniz de çok yani, yüksek. Yani biraz böyle, evet, becerikli bir bayanım. Çok övünmek sevmem ama görüntü icabıyla de, evet, doğrulu söylemek lazım. Dedim bana öğretir misin teyzeciğim? Tabii ki dedi. 6 sene teyzeye çırak ettim. Çıraklık, hmm, ettim. Aslında gelin gelince ilk işim diplomamı hallettim. Hmm. İkinci işim teyzeyle çalıştım. Evet. Hayata bir sıfır başlıyorsun ama bir sıfırı da ilerletebiliyorsun. Bu biraz azim, biraz yürek, biraz böyle cesaret. İnsan olmanın gayreti galiba. Girişimcilik ruhunuz da var. Çok ciddi anlamda, yani hemen, evet, hemen herkesle tanışıyorsunuz. Pasif olmayı sevmiyorum açıkçası. Evet. Teyzenle de çalışkanı bunu o mesleği öğrenirken zaten çözüyorsun kendini. Hmm. İnsan kendini iyi tanımalı. Ben o süreçte o 6 sene, 6 gün değil çocuklar. Gerçekten o 6 yılda çok şey koyuyorsun kendini. Okumanı öğretiyorsun, hayatı öğreniyorsun, çoluk çocuğu karışıyorsun, eş oluyorsun, anne oluyorsun. Yolun yürüyor. Anlatabiliyor muyum? İkinci işim teyzeyi öğrenmek. Üçüncü işim uçağa binip Arabistan'a gitmek. Burada bak dolduruyorum ben kendimi. Bu çok önemli. Evet. Nasıl? Hülya abla neden Arabistan? Heh. Şimdi bu gabımızdan çıkmak demek. Biz köy insanıyız. Şimdi ben eşime desem ya İsmail Bey ben gabımdan çıkıyorum. Ben İtalya'ya gezmeye gidiyorum desem köy insanı aşırı tepki verip vallahi o gün boşala bize. Ama Hülya abla bir Arabistan'a gidiyorum hem dini için hem şey için kendini geliştiriyor demek. Bu benim için bir çıkış noktası, patlama noktası. O uçağa binmeliyim ben. Ben gitmeliyim, görmeliyim. Ufkum açılmalı. Artık yol çiziyorum ben kendime. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Desteklenmeniz de çok güzel. Yani Allah razı olsun. Eşim çok iyi bir insan. Çok şükür. Yani zaten yanındaki insan iyiyse yolun düzgün oluyor gülüm. Değil mi? Yani bu çok önemli. Bence de çok önemli. Seçtiğiniz eş yanınızda düzgün olmalı. Yani. Size yol göstermeli. Sizin yolunuzda da engel olmamalı. Allah razı olsun, o konuda abin de çok iyi bir insan. Çok şükür. Bu çok önemli, doğru söylüyorsunuz. Evet. Çünkü seçtiğiniz insan hayatınızı belirliyor. Aynen. Ve yolu nasıl yürüdüğünüzle, aynen, nereye geldiğinizle alakalı çok büyük bir destekçi olduğunda, aynen, her şey çok daha kolaylaşıyor. Aynen. Kaç yaşındaydın Hülya abla? Yani... Ben hayata 91 yılından sonra hayata başladım çocuğum. Yani, aynen, 18 yaşından sonra hayat bana güldü. Aslında hikaye çok uzun. Hı hı. Aynı şeyi sürekli anlatmaktansa size doğru olana nasıl, hı hı, anlatayım, bir kavzamak istedim. Yani bizim konuşmamız atıyorum yarım saate sığan bir konuşma değil. Evet. Ama insanların anlayabilecek şekilde doldurmak gerekir. Yaştan ziyade, evet, yaşım küçüktü ama hayata bakışım güzeldi benim. Yürekli bir kadındım ben. Kızkan da öyleydim.
Evlenince öyle oldum. Hep hayata ışıklı baktım. Yani bir şey olmalıydı benden. Okul olmalıydı, meslek olmalıydı, anne olmalıydı. Olmalıydı bende. Anlatabiliyor muyum? Üretmeyi neyin? Seviyoruz ha, o zaman yani, biz. Yani temelinde bu ben. Var. Hani, evet. Olmalıyım, benim yolum olmalıydı. O yüzden o yolu doldurmalıydım. İşte Hülya ablan dediğim gibi üçüncü işi Arabistan'a gitmek oldu. Arabistan gelince Hülya ablan 6 sene o teyzeden ayrılıyor. Kepçesi 1 milyon pazarda satarak keşkeğine başlıyor. 1 milyon o zaman bir TL. Bak düşün ya, bir TL yani kasa. Aynen. 20 sene önce çocuklar. O zaman teknoloji yok, telefon yok. Neden Hülya abla pazarda keşkek satıyor? Hülya ablayı tanıyan yok. Teyze düğüncü, herkes onu tanıyor. Hülya ablayı kim tanıyor? Hiç kimse tanımıyor. Hı hı. Çünkü o 6 senede Hülya abla meslek ediniyor. O mesleği, İşi öğrendik. Ha, meslek ediniyor ama mesleği ihracat etmesi gerekiyor. Sunması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Kendini reklam etmesi gerekiyor. Reklam edecek telefon yok o zamanlara. Evet. Dokunmatik varsa bende hiç yok. Yiyecek yemeğim yok zaten. Ama pazara gitmem demek kalem elimde, kağıt elimde. Sen geliyorsun, düğünüm var. Yapar mısın? Yaparım ya. Yaparım. Biliyorum çünkü ben teyzeyle çalıştığım için. Hemen notumu düşüyorum. Geliyorsun, sünnetim var. Yapar mısın? Yaparım ben. Bu bir reklam. Evet. Yani, diğer çalışmanı aslında pazarda yapmışsın kendini tanıtarak yani, ama tanıtarak. En önemli şey ürünün. Çok lezzetli çünkü ve herkes tarafından çok beğeniliyor. Bu lezzet olayında gelelim çocuğum. Bak şimdi şöyle, evet hemen Hülya abla keşkeği yapar yapmaz çok lezzetli bir keşkek. Evet teyzeden öğrendik. Evet o onun bilgisiyle ama Hülya ablam yoğurdu bunu. Ben eleştiriye şöyle yapardım. Gelirdim size, ya kızım ya keşkeğim çok güzel. Ne olur bir kusur bulun. Derdi ya Hülya abla çok güzel. Biraz dövülmeli mi? Bu bir eleştiriydi benim için. Geliştirmek için yani. Evet. Biraz daha fazla dövülürdü. Bu minot düşülürdü. Gelirdim kızım ya bir eleştir bulun ya. Ablacığım ya biraz daha mı etik koyalım? Gibi 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 seni her eleştiri daha düzgün yol çizer. Bir de işini seviyorsun ya. Aşıksın ya. Yani kazanmak istiyorsun ya. Başarmak istiyorsun. Değil mi? Bak parayı kazanıyorsun az haz alıyorsun. Başarmak istiyorsun, haz alıyorsun. Takdir alıyorsun, haz alıyorsun. İnsanoğlunun yüreği öyledir. Övülmeyi sever. Hülya ablayı hep sevdiler. Hülya abla da kendini sevdirdi. Hülya abla başarılı bir kadındı. Çünkü Hülya abla güçlüydü. Küçücük eleştiri onu yıkamazdı. Hülya abla bambaşka bir ablaydı. Olmalıydı Hülya abla. Bu çok önemli ya. Hani olumsuz eleştirilere karşı kendinizi korumaya almışsınız. Çok. Yani yapıcı eleştiriler yolu yürümenizde yardımcı olmuş ama... maalesef hayatımızda kıskanan, o yapamaz ya da atıyorum işte ürününüzü kötülemeye çalışan, rekabet içerisindeki bir sürü de kötü insan var. Hülya Hanım nasıl baş ediyor bunlarla? Hülya Hanım, kuralları olan bir ablanız var karşınızda. Hülya ablan duymaz, Hülya ablan görmez, Hülya ablan bilmez. Bu oyunu çok güzel oynar. Size de tavsiye ederim. Hayatta duymazsan, görmezsen, bilmezsen... Ben inandığım yolda dimdik yürürüm. Giderken de düşerim, dizlerim parçalanır, yaramı kendim sararım. Bir kimseden yardım almam, bir gün karşılığını istemesin diye. İnandığınız yolda dimdik yürüyeceksiniz. Eğer özür dilerim yardım ister, eğer onu başaramayacağınızı inandığınız an kaybedersiniz çocuklar. İnanacaksınız. İnandığınız yol aydınlık yoldur. Doğru. Önce kendisine inanacak insan değil mi? Yani diğer türlü çirkinleşmek, işte başkasına çelme atmaya çalışmak, işini engellemek, kıskanmak bunlar o kadar kolay şeyler ki. Çünkü ama böyle bir şey var Hülya ablada. Güçlü. Böyle bir güçlü, hani dominant demek istemiyorum ama hani yumruğunu vurduğunda hani orada sözünü dinleten ve kararları net olan. Çizgileri olan. Aynen değil mi? Bu biraz göçmenliğin verdiği galiba bir etki. Hep böyleydik ama hep bu bir karakter öyleydi. Yani. Karakterdi benimkisi. Aynen. Babam öyleydi çünkü benim. Biraz hani kızlar babaya çok düşkündür ya. Biraz babam benim idealimdi. Kuralları olan o mesela arası yoktur Hülya ablanın. Evet hayırdır. Arası yoktur. Yani ya var ya yok. Ha ya var ya yok. Aynen öyle. Yani Hülya ablanın gerçekten sert karakteri ama düzgün, sevecen Hülya abla inandığı şeye böyle nasıl diyeyim? Bu nasıl bir şey anlatılır? Onu nasıl çözülebilir sizin anlayacağınız şekilde Hülya abla yolunu iyi bilir. Hülya abla dışarıdaki sesler Hülya ablayı yansıtamaz. Çünkü
çok karakteri düzgündür. Hülya abla dürüsttür. Hülya abla baskın karakterdir. Olmazsa olmazı kurallarıdır Hülya abla. Peki bu kuralları nasıl oluşturdunuz zaman içerisinde Hülya ablacığım? Yani bu önemli bir şey. Çünkü evet. İnsanlar doğru yaptıklarını zannettikleri yolda yanlışa sürüklenebiliyorlar. Hani ama burada sizi getirdiği noktada doğrularınızın ve yanlışlarınızın rehberlik evet. ettiğini görüyoruz. Nasıl belirledin? Yaşanmışlıkları neler? Yani şimdi, hani bu doğrudur dediğin şeyin doğru olduğunu anlamak için nasıl biraz bir da yetişme tarzı da var bu olayda. Hı-hı. Tabii bizler biliyorsunuz köy çocuklarıyız. Hı-hı. Biraz onun da etkisi var. Bir de şöyle bir durum var. Hülya abla açıkçası eğer kuralı olmazsa ben hani şuna düşünüyorum. Bir iş kadını veyahut da bir ev hanımı veyahut da bir insanın düşünsenize saatli sabah öğlene kadar yattınız. Öğlen sonra kalktınız. Ne iş yapacağınızı bilemezsiniz. Anladın mı? Kural hı-hı. olmalı diye bilmek yani inanmak isterim ben buna. Hı-hı. Yani bir insanın bir kuralı olmalı. Hayatta çizgisi olmalı, inancı olmalı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ben bir anneysem özür dilerim. Çocuğumu terbiye verirken çocuğumu doğru yola inandırarak yani onun beni inanması için karakterimi düzeltmem hı-hı. lazım. Demem hı-hı, ki doğru. lazım. Şimdi kızım ya mesela bir evet hayırda bir şeye hayır diyorsun bir şey soruyor çocuk sana hayır diyorsun. Bir saat sonra o çocuk ağlıyor o çocuk seni yolu boyuyor evet diyorsun işte o zaman annelin bitiyor. Hı-hı. Hayır anne nedir? Hayırdır. Mesela o an için hayır dedi mi? Hayırdır hayır. yani o. O bir daha hemen seni... Sebep ve sonuçlarıyla yani, açıkladıktan şimdi, sonra. Yani bir şey olmalı orada. Bir karakter oturmalı. Kural olmalı. Anlatabiliyor muyum? Anne veya eş, bir abla yani bir kurallı devam etmek zorundadır. Yani bunu nasıl açıklanır tam bunu kavrayamadım şu anda özür dilerim. Kararlı bir şekilde devam etmesi lazım diyorsunuz. Yani, annenin duruşu olduğunda çocuğun da duruşu oluyor çünkü. Yani doğru. Bir şey örnek olmalı, örnek teşkil etmeli ona. Evet. Benim annem. Evet hayır dediğinde hayırdır. Hem anneler hem babalar ebeveynler için. Çünkü neden mesela işte kız çocukları babalarını da örnek alıyorlar. Evet. Ama anneleri aslında baktığınızda hani hayat yolunda içimizden çıkan şey olarak görüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı zamanda şu da benim için çok önemli. Çok fazla işte danışan kız kardeşim oluyor. İşte sohbetler ediyoruz vesaire falan. Tam böyle diyorlar ki hani bir şey yapacağım hani. Bir yola koyuluyorlar, bir iş yapıyorlar ama sonra çevrelerinden çok fazla olumsuzlukla karşılaşıyorlar ve vazgeçiyorlar. Siz nerede vazgeçmediniz ya da hiç böyle vazgeçme noktasına gelmediniz mi? Ya şöyle, o olay şu çocuklar, biraz önceki söylediğim laf. Duymayacaksın, görmeyeceksin, bilmeyeceksin. O zaman sen başka sesler duyarsan sallanıyorsun, tamam mı? Tabii ki ben de zorlandım. Şimdi bakın ben bir yöresel bir yemeği almışım. Evet. Yolu çizmişim. Yani ben de pazarda mesela köy kadınların tepkisine karşılaştım. Ya bir keşkeğimiz var o da mı satılıyor? Hı-hı. Bu tepkilerle de aldım. Ama ben buna kulak vermedim. Ona diyecek insanlar. Meyve veren ağaç taşlanır çocuklar. Çünkü bu yapılabilen bir şey değil herkes tarafından ve iyi ben de öyleyim bir düğüne gideyim bir şey yapayım direkt önce keşke çünkü değil mi? Yapamıyoruz yani. Gerçekten yani. Zor bir yemek. Çok zor. Bunu dışarı sunmak ama ben ne yapmak istedim? Bakın şunu inanacaksınız. Esnafçılık iğneyle kuyu kazmak. İğneyle kuyu kazılır mı? Kazılır. Gün gelecek o suyun çıkacağına inanacaksınız. İşte çok o onu inandığınız zaman o dışarıdaki sesleri duymuyorsunuz. Çünkü o suyun geleceğini biliyorum ben. Bunu mesela eşim de zaman geldi. Bizim hindi soğukma gülüm. Benim bunu başladığımda geceleri bir soğuk vardı. Tükürük havuda donuyordu. Eşim derdi ya Hülya Hanım bak zatürre olacaksın. Hiç geceden hazırlık da yapılıyor. Gece sabaha da pişen bir keşkek. 10 saat keşkek pişiyor. Bir gün önce hazırlanıyor. Dünyanın en zor yemeği. Öyle kolay bir yemek değil zaten ki biliyorsunuz işin içindesiniz. Evet. Ondan sonra eşim derdi ya Hülya Hanım ya bak zatürre olacaksınız gel bunu yapma bundan ötürü bundan adam mı olunur? Hayır sabır ya sabır ya sabır inanın bana 10 yılımı çöpe attın mı zaman geldi 10 yılımı çöpe attım ben. Evet. Ama şu anda meyve yiyorum evet yiyorum. Ama çok ciddi sabır bir mücadele var orada. Mücadele yani. Var orada. Hani bir İnanmışlık Hülya'nın var. Keşke diye bir şey kimsenin önüne konulmadı. Hani onu evet. yapıp kazandım tanıtıp. Ben. Evet. Onu başardım. İşte
Kızlarımız da mesela bir yolu çizdiğinde, hı hı, yani hangi yol olursa olsun yapmak istediği bir yola önce azimle buna yapacağına, evet, inanacak. Önce kendisi yapacak. Kendisi başarmanın yolunu, aynen, bulacak yani. Kendini iyi tanıyacak. Ben bunu yapabilecek miyim? Onu sorayım. Var mı şimdi mesela sen 20 yıldır neredeyse, evet, bunu yapıyorsun, evet, ve 20 yıldır da başka bir şey yapmadın yani. Evet. Peki şimdi böyle de bir şey var deyip hani genç kadınlardan, genç kızlardan bunu öğrenmeye çalışan, bu aşkla olmayabilir belki ama hani bunu devam ettirmek isteyen bir şey var mı? Açıkçası bayanlar tabii korkuyorlar. Bu çok zor bir yemek. Kızlarımızdan çok böyle bir talebim yok. Ama şöyle bir durum var. Ben ikiz annesiyim. Allah burada başlasın. Da Allah amin hepimizin evladıyla. En büyük gururum zaten 20 yılın içinde bir kızım bir oğlum var. Çocuklar benimle devam etmek istediler. Oğlum üretimin başında, kızım da Allah nasip ederse ihracatın başını geçecek. Çocuklar el aldığı için biz, hı hı, ailecek de güçlendik. Abin yanımda, çocuklarım yanımda. Hep birlikte çıkmışsınız. Hep birlikte aslında o şeyde. Evet. Şimdi açık çok zor bir yemek. Tabii bu keşkeyi herkes yapmak istiyor. Ama bu sabır etmek çok zor. Gerçekten nasıl yani püf noktaları vermeden nasıl yapılıyor keşke mesela zor kılan şey neyi? Yani püf noktasından ziyade iki günlük bir yemek çocuklar. Öyle hani öyle yok öyle yaptım, bir daha koydum önüne yok, falan yok yani. Yani bir gün önce 15 saat o buğday ıslanıyor, etimiz ıslanıyor, kazanlar, eti de ıslatıyoruz tabii, kanlı suyu gitsin diye. Ondan sonra ön hazırlıkları var bunun. O kazanlar küllü suylarla yıkanıyor. O bir hazırlığımız var yani ön kısmı. Bir gün boyunca hazırlığımız devam ediyor. Evet. Akşamını da bir keşkeğin yapımı 10 saat. 10 saat önce. Kaç kiloluk bir kilo? Kazanla ya bir yani kazan. Mesela şöyle anlatayım. 500 kişilik bir misafiri çıkartacağız. Bir kazan keşkek. Yani sayı olarak söylüyorum. Evet. 500 kişilik bir keşkeğe 10 saat pişirmek zorundasın yani. Yani 1000 kişi de olsa da 10 saat pişirmek zorundasın. Akşam o kazan konuluyor. 6 saat bu buğday kendi başına hamur olana kadar kaynıyor. Eti ayrı haşlanıyor çocuklar. 6 saat boyunca o et ayrı haşlanıyor. O hellimi atmak zorunda. Sonra özür dilerim. 6 saat sonra bu etler irgenleri çıkartılarak tiftiliyor. Özel kepçeleri var. Çok uzun, meşgaletli bir iş yani. Çünkü yediğinde de etin aynen o kalmaması gerekiyor. Ondan sonra onlar etle buğday birleştiriliyor. Bir de benim orası 3 vardiya çıkarttık. Tek kişi başına mesela bir pişkiye pişirip de sabaha kadar mümkün değil. Duramıyor. Güç dayanmaz. Yani şey bekleyerek yani başına var bir şekilde. İlk bölüm bayanlar, kadınlar hamur haline sokuyorlar. Haşlama bölümü onlar hallediyor. İkinci bölümünü de saat 3 gibi erkekler geliyor. O kazanı saatlerce 4 saat boyunca çocuklar düğüm yapılıyor. Sen makinesiz yaptırıyorsun tabii değil mi yine elde o yani? O ülgen ağacını şeyle istiyor. O bakırı istiyor. O ülgen ağacı gelecek. Malzemeler de önemli yani. Ya, aynen. Öyle hani tencereye koydum geçtim demiyor yani. Aynen kızım aynen. Saatlerce erkekler dövüyor. Saat 10 saatin sonunda o dövüm bitiyor. Bir saatte dinlenmeye bırakılıyor. Keşke kendi haline sakinliyor. Ve üçüncü var diye o keşkeyi alıyor, misafirin düğününe götürüp orada sunumunu yapıyor. Yani düşünsene bir pişiren insan onu nasıl tamamlayabilecek? Mümkün değil. Yani öyle kolay bir iş değil. O zaman şey de çok güzel olmuş. Hani bir maceraya bir yola çıkmışsınız. Evet. Bir keşkekten, yöresel bir yemekten markayı yaratıp bir de birçok insana iş istihdamı da sağlamışsınız. Aynen. Şeyi biliyorum, belirli günlerde değil mi servisimiz var? Çarşamba, aynen, cuma? Yok. Cuma, neydi? Cumartesi, pazar. Cuma, cumartesi, pazar. Aynen. He. Tek gündü, tek cumaydı. Tabii bu kadar talep alacağımızı düşünemedik. Talep aldıkça büyüdük çocuklar. Yani, çok şükür. Allah razı olsun. Misafir sayımız çoğaldı. Baktık misafir bu sefer sıkıntıya düştü. Hani oturma yerimiz daralmaya başladı, almamaya başladı. Evet. Dedik ki onu cumartesi pazarı da ekledik. Şu andaki günümüz cuma, cumartesi pazar. Haftada 3 gün. Cuma 11 ile 4 arası, cumartesi de pazarda 12 ile 6 arası. Belirli saat arası yapıyoruz. Çünkü keşkek hassas bir yemek. Kaldı mı değil mi? Kalma olmuyor. Neden? Önceler oluyordu. Evet. Bu sistem oturtana kadar tabii onu zorluk yaşıyorduk açıkçası. Doğru. Ama şimdi sistem oturdu. Genelde randevu üzerine ne misafirin geleceğini biliyoruz biz. Bir 100 kişilik kadar fazlalık var. O fazlalığın için giren misafirler
rahatça yiyebiliyor. Giremezse şayet özrümüzü diliyoruz, ne olur randevu alıp öyle gelin diyoruz. Hı-hı. Ondan sonra onlar gidip randevusunu alıp geliyorlar. Evet. Çünkü keşke şöyle bir durum var. Hani bitince tekrar bir sunacak durumum yok. Yok. O gün de o keşkek tükenmek zorunda. Taze evet. keşkeği Hı-hı. tüketmek zorundayım. Hassas bir yemek. Hı-hı. Başka yemeklerle de yan yana gelmemeye gayret ediyor. Yani bozulmaya çok meyilli bir yemek. Yanında da her şeyi yiyemiyorsun zaten. Yok. Bir turşumuz var. Kendimiz pilav. Bahçemizden. Pilav koyuyorum. Evet. Pilavı da Koçarlı'ya aidiz biz. Şimdi onun bir hikayesi var, onu da anlatıvereyim bu arada. biz Koçarlı'la deriz ki yöresel bir yemeğimizi, keşkeğimizi nesilden nesile gitsin isteriz. Çocuklar da keşkeğin görüntüsünden dolayı çok yemek istemezlermiş. Teyzelerimizin bir tanesi kalkmış bunun üstünü pilav kapatmış. Çocuğun önüne sunmuş. Çocuk da pilav yediğimi zannediyor. Pilavı altında kını lezzeti alıyor. Bu da bir gelenekselleştiriyor. O yüzden biz de o pilavı şu anda da ben tabağın üstünü kapatmıyorum onu. Çünkü her misafirin herkes, bilmiyor. Evet. Bizim orası artık lokanta oldu. Doğru. Ben ortaya koyuyorum. Bunu bilen üstünü koyarak yiyor veya ayrı ayrı yiyor. Güzel bir lezzet veriyor. Ama güzel de bir lezzet yakalamışlar. Veriyor. Ben seviyorum valla pilavı da. Keşke de. Böyle bir hikayeye ulaştım. Tabii ne kadar doğru bilemem. Çok yani gitmişti. Ama şey de var değil mi? Böyle festivallere de katılıyorsun yani evet. yemek gastronomi evet. festivallerine de. Vallahi çok nasıl mutlu o da oldu. Çok heyecanlandırmıyor mu insanı? Ya şimdi şöyle burayı ben şimdi özetleyeyim size. Evet. Şimdi ses duyurmak çok güzel. İnsan kendiyle gururlanımı, evet gururlanıyorum çocuklar. Hani başarmışım çok artık çok şükür. Allah herkesin yolunu açık etsin, başarmayı nasip evet. etsin. Şimdi Hülya abla çok böyle sevdiler Hülya ablayı. Beni mesela bir gastrım oluyor, hemen akıllarına Hülya abla geliyor. Evet. Ne olur gelir misiniz? Ben zaten davetlere hep icabet etmeye çalışıyorum. Mesela Aydın'ımıza MasterChef tanıtıma geldi. Ben oraya bile katıldım. Evet. Çok gururlandım. Yani mesela Aydın'dan çok tebrik... Şey olarak, ulusal anlamda yani, duyulan bir ismin var ya. Yani. Hülya abla, evet sen olmalıydın orada. O insanların söyleyiş tarzında bile o kadar mutlu etti ki. Mesela bu hafta bile ünlü bir Yaşar Üniversitesi var. Gastronomiye davet edildim. Çok mutlu oldum. Yani ne kadar güzel bir şey. Ses getirmek, Aydın'a temsil edip. Bu senin enerjinle de evet, alakalı ama. Yani Aydın'a bir şeyi çok iyi yapıyor olabilirsin ama duruşun, çok samimiyetin, insanları kucaklayışın. Evet. Hani... Ablanız oldum. Değil mi? Ben çok sizin ablanızım. Aydın'ın ablasıyım. Allah'a çok şükürler olsun. Özümüzden, sözümüzden, gönlümüzden ayrılmadık. Biz buyuz. Evet belki ünlü olabilirim ama ben Aydın'ın ablasıyım. Olduğun gibisi. Olduğum gibiyim. O hiç değiştirmedin olmalıyım. Değil mi yaşam tarzını Hülya hiç abla? Hiç değiştirmedim. Hep aynı yani. Değişmemeliyim ben. Ben buyum. Ben böyle seviyorum. İnsanları çok seviyorum. İnsanlar beni sevdiğini düşünüyorum. Evet. Allah razı olsun herkesten. Hepsinden. Ben Aydın'a çok şey borçluyum. Hülya ablanı Hülya abla yaptılar. Ama işte Aydın da bence sana çok şey borçlu. Sen anlatmıyorsun ama ben dernekçi olduğum için biliyorum. Ne zaman neye ihtiyacımız olsa işte kermeslerimizde. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hani kendi gönlünden kopacak şekilde de hep hayrını da evet, yapan abla. Bir insansın. O da çok önemli biliyor musun Hülya abla? Ben iyiliği paylaşan insanların hayatında iyilikler ve güzellikler çoğalıyor. Allah insanın yani... eşine, dostuna yiyecek para nasip etsin. Evet. Paylaşılacak para nasip etsin. Amin. Elbette gönlümüz de güzel, yolumuz da güzel. Evet. Kazancını paylaşmazsan inan bana yemeği bile nasip etmez Allah. O yüzden paylaşacağız. Doğru, aynen. Paylaşmak güzel. Evet. Ama durmaz burada Hülya abla herhalde değil mi? Durmayacak. Şimdi bu üç devam ediyoruz. Hani böyle var mı anlatacağın var. Bir şeyler? Tabii ki güzel sürprizler var Hülya abla da. Ay, hadi bakalım. Şu anda inşaattayım ben. Allah nasip ederse böyle güzel teklifler aldım. Şu anda ihracat kapısındayım. Yapıp mı göndereceğiz? Vallahi yapıp mı göndereceğiz yoksa burasını biraz böyle küçücük sürprizli kalsın. Hadi kalsın. Yakın zamanda, büyüsü de bozulmasın. Aynen yakın zamanda paylaşacağım. Çünkü alt tabakı inşaatımı bir bitireyim. Çünkü oğlum biliyorsunuz gıda mühendisi işin başında olduğu evet. için testlerini, sonuçları bir güzel alalım. Aydın'a çok büyük çok büyük sürprizlerim var. Ay hadi inşallah. Hep beraber bu ekmeği beraber yiyeceğiz, paylaşacağız. Ne güzel düşünce kim ya. Kim bilir aynen.
belki 500 kişi ekmek yer. Kim bilir hayat ne gösterir. İnşallah çok sevinirim. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin kızım. Helalden ekmek nasip etsin. Hayırlıysa bu yollar çizilsin. Güzel olan bizi bulsun. Aynen. Vallahi öyle. Bu olur yani. Aynen hani öyle. O yüzünün tebessümü, güzelliği aynen. Yıllardır zaten hani bir şey diyoruz, müşteri memnuniyeti diyoruz ama sen onu o şekilde değil, verdiğin emeği karşıya çok bu şekilde geçiriyorsun. Peki şimdi çok zor bir şey ya yaptığın aslında evet, baktığında. Evet, genç yaştan itibaren işin mutfak kısmında arka planda aynen. Çalışmışsın. Hiç yılmamışsın. Evet. Tek başına pazarlara gitmişsin. Kendin söylüyorsun. Evet. Maddi zorluklar yaşayarak çok. Yapmış olduğun şeyi ortaya koymaya çalışmışsın. Bunu yapmaya çalışan kız kardeşlerimize, kadınlarımıza önerilerin neler? Hülya abla, bu çok önemli çünkü onların cesaretini kıran çok insan oluyor. Dışarıdan çirkin davranan çok insan oluyor. Hani ne yapsınlar da devam etsinler? Açıkçası burada çocuklarımız, kızlarımız önce kendilerine inansınlar. Evet. Benden, ben yapabilirim demeyi bilsinler. Hı-hı. Yapabilirim lafı başarmanın yarısı bana Hı-hı. göre. İkincisi de asla duymasınlar, asla görmesinler, asla bilmesinler. Yap ama elinin becerisi, illa da gıda olacak bir şey yok. Neyi becerebiliyorlarsa, herkesin yapabilecek bir kabiliyeti var. O kabiliyetini yola çizsinler. İnan bana, hiç kimse onları yıldıramaz. Durduramaz. Bir de o yolda kazancıkça, o kazanç onlara böyle haz verecek, hı hı. güzel şeylerle dönüş yapacak ve onları daha doğru yollara edecek. Tuttukları yolu hiç bırakmasınlar. Hiç bırakmasınlar. Vazgeçmeyin diyoruz ya. Asla vazgeçmeyin yani. Ya. Önünüze çirkin insanlar çıkacak. Birileri ne demiş, birileri koymuş. Bunlar değil de ben yapabilirim, ben iyi bir anne olabilirim, iyi bir kadın olabilirim, iyi bir gelecek sağlayabilirim deyip yoluna inansın. Önce iyi başarsın. İnsan olmak lazım değil evet. mi Hülya abla ya? Bunun kadını, erkeği, annesi, babası aynen. yok. Ben bazen bakıyorum o kadar çirkin insanlar var ki hani insanın emeğini yok sayan, onu işte anneliğiyle yargılayan, evet. şununla yargılayan, bununla yargılayan. Ben hep onlara şey söylüyorum, sen dön önce. Kendine bak. Değil mi? Ve kız kardeşlerime de şunu söylüyorum. Bu kadar kötü niyetli, bu kadar çirkin insanların sizi engellemesine izin vermeyin. Değil Çünkü mi? Hayat öyküsü başladığımız yerle geldiğimiz yer arasında en büyük itibara sahiptir. Sen adınla soyadınla anılmaya devam edersin. Evet. Senin keşkeğinden hiç tatmamış insanlar bir keşkek Tülya olduğunu biliyorlar. İşte bu itibar, bu değer her şeye değer diye düşünüyorum aynen ben. O yüzden bunu öncelikleri bu olsun. Bunu kazanmak kolay değil. Hiç değil. Bunu kazanıyorsan evet. sürdürmek hiç kolay değil. Hı-hı. Bunu sürdürebilmek bizim için bir mucize. Devam etmeliyiz. Evet. Çoğulu, bak, hepimize bir görev düşüyor. Eşimize, çocuğumuza, Hı-hı. ailemize, kendimize görev düşüyor. Bu yolda doğru inanacağız. Bu doğru yolda gideceğiz. Beraber el birliğiyle inandığın yol başarı yolu. Evet. Ben her güzel. Zaman buna inanıyorum. Bir de çocuklar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bana göre ilim okumayı bırakmayın. Bak bunu dile getirmek istiyorum tekrar. Ben çok önemli. Evet. Aynen. Kur'an'ın ilk harfi oku diyor. Yanlış anlıyorlar. Hı-hı. Kur'an hayır. Evet, Kur'an'ınızı okuyun, hayatı okuyun, kendinizi okuyun. Ben hala diploma alıyorum. Bu yaşta bir hukukçu hala olmak devam için ediyorsun. Devam ediyorum. Sadece insanları kendime anlatabilmek için. İlmi de bırakmayın, okumayı bırakmayın. İnan bana okumak aydınlık yol demek. Ne okuyorsun şu an ya abla? Vallahi ben var ya ben... Ne yaptın sen o aradın? Yani özür dilerim. Ben bunu diplomalarımı sizi ben böyle sayfamda yayınlayayım. En vallahi, güzel öyle yapalım. Çok güzel olur. Bırakmayın. Aydınlık. Okumak demek aydınlık. Kız çocuklarımızı okutuyoruz. Okumalı. Kızımız, oğlumuz. Hı-hı. İlim artı ilim çocuklar. Ben bilmem. Ben buna inandım. İnandığın yolda devam ettim. İnsan kendini aydınlık yolda devam ettirmeli. Çok güzel. Arada böyle hem keşkek yemeye gelip hem motivasyon konuşmaları da yapalım. Alabiliriz. Yerimiz neredeydi? Biz izleyicilerimize de hatırlatalım. Ben Aydın Efeler Kuyulu Köyü'ndeyim. Kuyulu Köyü'ndeyiz. Evim, gelin girdiğim evim içinin çeyizleriyle
Böyle çok güzel misafirhane, bir gelip misafirimiz olabilirsiniz. Sizleri de en güzel şekilde ağırlarız. Gelen misafiri bir daha oradan gitmek istemez. Vallahi hemen ne diyoruz? Kuyulu'da Keşkek Çülyan yerini buluyoruz. Evet. Ve o atmosferi tadıyoruz orada. Aynen. Çünkü senin anıların var, geçmişinle çok, yoğrulmuş bir lezzet çok, söz konusu. Bütün oradaki eşyalar Hülya ablanın çeyizi. Hülya ablayı teker teker anlatıyor. Gelince en kısa zamanda göreceğiz. Evet, sizlere teker teker hayatımızı orada anlatırız. Beraber de sohbet ederiz. Evet, çok zaten sevindim. O kadar çok keşkek dedik ki ben herhalde hemen sorumuz çıkınca geleceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Bizleri layık görüp buraları çağırıp ablanız gibi şey, yanımda olmanızdan. Sen ışık olduğun için Allah razı olsun. Çok gururlandım. Çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet, geldiğin için tekrar hoş geldin. Biz de seni çok seviyoruz. Allah razı olsun. Aynen. Evet, Kadınlar Konuşuyor programı her cuma saat 15'te TV'den ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kendi öyküsünün kahramanı olmuş kadınlarımızla beraber. Size söylemek istediğim en önemli şey, hayat kısa. Gerçekten kendi değerinizin farkına varın ve sadece sevgiyi ve iyiliği çoğaltın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi tatiller.